Yavuz Sultan Selim denen bir adam var. Köprüsü bile var değil mi? Evet. Bu adam bizim Osmanlı Padişahı. Peki Osmanlı Padişahlarına verilmiş bir görev var. Nedir o? Batıya gidin. Go West. Doğuya gidip birbirimizi yemeyin. Evet. Adam döndü doğuya. Gitti Mekke'yi, Medine'yi de aldı. Halifeliği aldı. Bir kere bile gitmiş değil. Hiçbir Osmanlı padişahı bir kere bile gidip hacı olmamıştır. Bu, evet. Bunu da o da enteresan. Bu da çok enteresan. Nasıl olmuyorsun sen ya? Sen mübarek Mekke, Medine'de halifeyim diyorsun. Evet. Ama yok gitmiyorsun. Hiçbir Osmanlı padişahı bugüne kadar gidip de hacı olmamıştır. Sürre alayı diye bir şey vardır. Şatafatla gidilir o alayda. İnsanlar gider ama padişahlar gitmez. Bu da bir tuhaf mı? Tuhaf. Gelelim şeye. Yavuz kelimesi. Çocuklarımıza da isim olarak veriyoruz. Yavuz. Nereden geliyor bu kelime biliyor musunuz? Yani bu kelime çok kötü bir yerden geliyor. Hani Yağız derse kara Yağız, sarı hı hı. Yağız. Öyle değil bu. Yani Yavuz daha kötü bir kelime. Zaten tek padişahtır. Sakallı yoktur. Evet. Bıyığı vardır. Küpesi vardır. Bıyığı vardır. Yani Yavuz böyle tiplere deniyor. Bu tiplere deniyor. Bu adamın derdi ne? Bu adamın derdi ben diyor batıya gitmeyeceğim. Doğuya gideceğim. Doğuya düşman olacağım diyor. Çünkü bir şey almıştı. Gizli vasiyet almıştı. Büyük dedesi Edebali'den. Hı hı. Gidip şey al dedi. Padişah olarak git ve oraları al dedi. Mekke'yi, Medine'yi. Bir tane Alevi yaşatma dedi. İşte Alevilik diye bir şey yok. O sırada Kafkasya'da şimdi Azeri dediğimiz insanlar var. Evet. Azeri diyoruz şimdi. Azerilerin babaları öyle bir Azeri diye bir ırk yok. Onu da biliyorsunuz. Çünkü bizi Azerbaycan'dan da izleyenler var. Ondan dolayı söylüyorum. Azeri diye bir dil var Azerice. Ama böyle bir ırk yok. Onlar kim biliyor musunuz? Şah İsmail'in, Safavilerin çocukları. Evet. Kara koyunların, ak koyunların, yani bunların hepsi Alevi, hepsi evet. Bektaşi. Onların çocukları. Öz be öz Türkler. Evet, şu anda Azerbaycan'daki, Güney ve Kuzey Azerbaycan'daki bütün Türkler tamamı Alevidir. Evet. Onlar çünkü baştan seçmişler. İşte mağdur taraf bu taraf, zalim taraf bu taraf, gaddar taraf bu taraf. Mazlum burada, zalim burada. Mağdur burada, gaddar burada. Biz hangisini tutmamız lazım diyor, adam bunu tutacağım diyor. Evet. Mazlumu tutuyor. Çünkü bu Türkleri öven ayette de geçerli. Onlar kimsenin kınamasından korkmazlar. Evet. Türkler için geçen bir kelime bu. Şimdi bakınız. Nasıl bir tuzak kurulmuşsa. Evet. Yavuz Sultan Selim gidiyor Şah İsmail'in tahtını biliyorsunuz olsun evet. Şeye, saraya falan da getirdi. Bütün bu Alevilerin tamamını öldürüyor. Hepsi Türk. Adam Araplara dost oluyor. Türkleri öldürüyor. Türkleri öldürüyor. Bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir anlayamıyorum ben de anlayamıyorum. Çok tuhaf. Anlamak yani. Da istemiyorum. Ve ne yapıyor? Diyor ki ne kadar diyor şey varsa diyor, Sünni varsa onları diyor bunları kovdu ya, hepsini kovdu. Bunların yerine diyor koyacağım diyor hepsini. Şey buradan başlıyor işte. Kürt göçü. Evet. Evet Medya denen bölgeden Kürtler yani İsfahan'dan şeylerle getirildiler. Aşiretler, Türkler getirilmedi çünkü hepsi Alevi. Evet. Türkler hepsi Alevi orada. Evet. Bizim Azeri dediğimiz o bölgedeki bütün Türkler hepsi Alevi. Nereye kadar? Türkmenistan'a kadar. Her evet. yere kadar. Alevi olunca adamlar bunların yerine kimi getirmek lazım? Kürtler devşirildi. Ben Kürtlere bir sözüm yok. Onlar benim Kürt'üm. Onlar Osmanlı'yı kuran halklardan biri. Benim canım kardeşim onlar. Evet. Ondan bahsetmiyorum. Evet. Diyorum ki sırf Sünni diye adalet seçmiş. Sırf Sünni diye getirildiler. Öyle bir yere yerleştirdiler ki Kars bölgesine. Evet. Kars'tan çok şey temizlendi. Evet. Allah korusun. Hepsi şehittir inşallah.
Azeri öldürüldü Kars'ta. Çok Azeri öldürüldü. Evet. Sırf mezhebinden dolayı. Bu burada yani, mazlum olan maalesef Aleviler. Evet. Yani mazlum olan onlar. Kadar, bakın hiçbir Alevi, hiçbir Bektaşi bir Sünni'yi katletmemiştir. Bakın araştırın. Evet. Tersi çok oldu. Evet. Tersi hep oldu. Bir tane bile bir köyü basmamıştır. Bir hiçbir Alevi hükümdar bir Sünni köyünü bile basmamıştır. Evet. Böyle bir şey yok. Çünkü bizim Anadolu Alperenlerin terbiyesinde yani şeyde Yunus Emre'de diğerlerinde Bektaşi'de. Hacı Bektaş Belediye'de Mevlana'da şu var. Suhulet, sakinlik, evet, güzellik. Hiç savaşa gerek yok. Evet. Ne diyor Hacı Bektaş Veli? İncitme sakın diyor, incinsen de. Evet. Bunu kime söylüyor biliyor musunuz? Bu bütün Alevi köylerini basan Maraş olayları, şunları, bunları. Hatta Sivas. Sivas'ta katledilen kimdi biliyor musunuz? Evet, Aleviler. Kimdi? Aleviler. Alevilerdi ya. Maalesef. Alevilerdi.